Çok önemli bir zaman dilimindeyiz dostlar. Sevgili hemşehrilerim, hepimiz geleceğimizi düşünüyorsak, çocuklarımızı ve gençlerimizi düşünüyorsak, yarını düşünüyorsak derhal hep birlikte elimizi taşın altına koyacağız. Amasız fakatsız, efendim sağcıymış solcuymuş, ocuymuş bucuymuş yok. Memleketimin en kuzeyinden en güneyine, en batısından en doğusuna her yurttaşımızla 86 milyon insanımızın birini bile ayırmadan her vatandaşımızla bu yolculuğa çıkacağız. Oyumuzu millet için kullanacağız. Oyumuzu milletin iktidarı için kullanacağız. Oyumuzu millet ittifakı için kullanacağız. Bakınız çok zenginiz. Kadrolarımız çok zengin, onu söyleyeyim. Kadrolarımız çok zengin. En başta genel başkanımızın devlet aklı, genel başkanımızın vicdanı, genel başkanımızın hak, hukuk, adalet kavramlarına olan düşkünlüğü bir kere aynı zamanda bu kadronun içerisinde çok kıymetli liderler, yöneticiler olduğunu az önce söyledim. Bir kısmının selamını da size getirdim. Ama niye zenginimiz var biliyor musunuz? Çünkü siz varsınız. Siz varsınız. Bakın bu memleketin liyakatli insanları hak ettiği yerlerde görev yaptığı takdirde bu ülkenin hiçbir sorunu yok. Onun için zenginiz. Biz bir aile iktidarı kurmaya gelmiyoruz. Biz partili insanların yetki sahibi olduğu bir ortamı kurmaya gelmiyoruz. Biz devletin kadrolarında bu ülkenin evlatları sınavlarda haksızlığa uğrayarak değil, liyakatiyle yükselen bir ülke var etmek için geliyoruz. İşte onun için en büyük zenginliğinden faydalanan bir iktidar olacağız. Kıymetli dostlarım, değerli dostlarım, değerli hemşerilerim, biz İstanbul'da bir seçim yaşadık. Ne yaptılar? İstanbul'da seçimi kazanmak için ellerinden geleni yaptılar. Hatta her türlü kirliliği, her türlü karalamayı yaptılar. Yine de seçimi kazandık, yetinmediler. Seçimi elimizden almaya kalktılar. Seçimi iptal etmeye kalktılar. Ne yaptılar bizim milletimiz? Sandıkta öyle bir demokrasi tokatı attı ki hala akılları başına gelmedi, hala. 4 yıldır başları dönüyor. Varsa yoksa İmamoğlu. Ya bir belediye başkanıyla bu kadar uğraşılır mı? Sebebi ne biliyor musunuz? O milletin demokrasi tokadı. Öyle sert ki hala sendeliyor. Var mısınız o sendeleyeni yere düşürmeye? Var mısınız bir demokrasi tokadı daha atmaya? Hep beraber yapacağız. Bu demokrasi tokatı knockout eder ama iyi tarafı şu. Hemen kalkarsın seni evine yollar. Öyle boks ringi gibi değil. Bakınız bunu başaracağız. Önümüzdeki günlerde birçok politikayı, inanın tarımdan ekonomiye, sağlıktan kültüre, sanata, bilime, teknolojiye, memleketin 21. yüzyılda dünyada bir maraba değil, birinin taşeronu değil, ana üretici bir ülke olmakta. Ana üretici. Benim evladımın, 3 çocuğumun, 2 oğlumun, 1 kızımın, bir taşeron ülkenin evladı olmasını istemiyorum. Ben 3 evladım için neyi istiyorsam, şurada aralarınızda gördüğüm o pırıl pırıl çocukların da gençlerin de ürettikleriyle gurur duydukları, icatlarıyla dünyayı salladıkları bir memleket istiyorum. İşte onun için o zemini hazırlayacak politikaları sizlere sunacağız. Sizlerin takdirine sunacağız. Onlarla da yetinmeyeceğiz. Sizlerle geliştireceğiz. Ama önce seçimi almamız lazım. Seçime kadar çok çalışmanız lazım. Herkesle güler yüzlü konuşun. Bu canımızı sıkan tutumları, tavırları bize yansıtan, yaşatan, her akşam televizyon programlarında, mitinglerinde insanlarını döver gibi konuşanlardan kurtulmak istiyoruz deyin. Biz güler yüzle,
şefkatle evin abisi gibi, evin kardeşi gibi, evin evladı, evin babası gibi, evin bir ferdi gibi olduğunu hisseden vatandaşın gözünün içine Atatürk gibi bakın, insanların bu memleketi yönetmesini istiyoruz deyin. Bunu yapacağız, bunu yapacağız. Az kaldı, bunu yapacağız. Değerli dostlarım, kıymetli hemşerilerim, bu şekilde konuşun. Gençler genç arkadaşlarıyla konuşun, konuşsun. Bakın, buradan sesleniyorum. Bütün dostlarıma, bütün hemşerilerime sesleniyorum. Biz birlikten güç doğar diye yola çıktık. Biz birliğin gücünün memleket için çok iyi olacağını bildiğimiz için yola çıktık. Tek bir arkadaşımızın, tek bir kardeşimin bile ayrışması istemiyoruz. İstemiyoruz. Herkes birleşsin istiyoruz. Ha, birleşmeyeni seçimden sonra birleştiririz, o ayrı. Ama siz ayrışmayacaksınız. Siz ayrışmayacaksınız. Milletimizin o birleşen gücün yanında olan ruhuyla oyunu Millet İttifakı için istiyoruz. Değerli dostlar, sevgili hemşerilerim, birazdan yola çıkıp Edirne'ye gideceğiz. Orada hemşerilerimi selamlamaya devam edeceğim. Yarın İstanbul'da ilçe ilçe gezip çok güzel iki açılışı Sayın Meral Akşener Hanımefendi ile yapacağım. Cumartesi günü hem Sinop'tayım hem de akşam Genel Başkanımız, saygıdeğer Cumhurbaşkanı adayımız, ben artık Cumhurbaşkanım demek istiyorum. Cumhurbaşkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Sayın Temel Karamollaoğlu'nun iftarına katılacağız. Ve işte böyle her günümüz çalışarak gidecek. Güzel Ramazan ayının bütün bereketi, bütün güzellikleri üzerinizde olsun. Güzel Ramazan ayının bütün duyguları hanenize bolluk bereket getirsin. Sağlık sıhhat getirsin. Memleketimizin güneyinde bir afetle karşılaştık. Depremde insanlarımızı yitirdik. Canlarımızı kaybettik. Rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Vatandaşlarımın acısını paylaşıyoruz. O vatanımızın o cennet köşesini, o güzel Hatay'ımızdan, o güzel Hatay'ımızdan Malatya'ya, Diyarbakır'dan Adıyaman'a, Maraş'a, her toprağını güzel değerlendiren ve yanlışları düzelten, dünyanın en çağdaş şehirciliğini, bu gelecek nesillerini oralarda mutlu eden bir bölgeyi yeniden inşa edeceğimize hepinizin huzurunda milletime söz veriyorum. Söz veriyoruz. Oraya gidip aman aman hemen bir atalım, iki yere beton dökelim, üç yerde sallanan demirlere beton fışkırtalım. Bakın kötülük, bakın bu kötü akıl, depremin yarattığı acıdan, insanlarımızın ihtiyaçlarından, oy devşirmeye kalkan akıldan kurtulacağız. Akıldan kurtulacağız. Ya kardeşim, memleketimizin, orada yaşayan insanlarımızın önce barınma ihtiyaçlarını çözelim. Acil ihtiyaçlarını çözelim. Ondan sonra evlerinin geçici noktada çözümlerini ve hızlıca kalıcı konutlarını sağlam yerlerde, örneğin Hatay'ın maneviyatını, medeniyetini, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hatay benim meselemdir" diyecek o titizliği gösteren işler yapalım. Yok, gitmiş o akıl, gitmiş. Bir kişiyi mutlu etme aklı, sadece oylarını kandırarak da olsa alma aklı. En büyük şeyi söyleyeyim, bu kardeşiniz söz veriyor, yaşamı boyunca, hayatı boyunca Cumhurbaşkanı adayımız ve bütün unsurlarıyla bu millet iktidarı, bu millet ittifakı sizi hiç aldatmayacak. Hiç aldatmayacak. Hiç aldatmayacak. Onun için sevgili Hataylı dostlarım, güzel çocuklar, güzel gençler, sizi sarıp sarmalıyorum, kucaklıyorum sizi. Yüreğinize sağlık. Hatay'dayız. Bayramın birinci günde Hatay'da olacağım. Bu bayramı Hataylılarla geçireceğim. Bütün arkadaşlarımız, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere deprem bölgesinde olacak. Acıları da biz saracağız. Bu zor koşullarda, 100. yılda Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda
Hep birlikte ayağa kalkacağız. Hep birlikte ayağa kalkacağız. Değerli dostlar, çok teşekkür ediyorum. Kıymetli dostum Mehmet Siyam Kesimoğlu'na teşekkür ediyorum. Kıymetli eş hanımefendiye teşekkür ediyorum. Yolumuzun bir olduğunu unutmayın. Yolumuzun uzun olduğunu unutmayın. Çok çalışacağımızı unutmayın. Kendinize güvenmeyi unutmayın. Umudun siz olduğunu unutmayın. Umutsuzsunuz, aynen öyle. Umudun kendiniz olduğunu unutmayın. Kol kola olun. Birlikten kuvvet doğar. Birliğin gücünün her biriniz bir ferdi olun. Hep birlikte iktidar olalım. 86 milyon iktidar olsun. Her şey çok güzel olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yolumuz hayırlı olsun. Kalın sağlıcakla. Sağ olun, var olun.